Yüklemiş olduğunuz fotoğraflar arasında seçimleri yaparken fotoğrafların haliyle fotoğrafların görünümünü büyüterek, ekrandaki görünümünü büyüterek izlememiz gerekecek. Ve bu izleme esnasında da farklı noktalarını görebilmek için yine hand tool benzeri bir araca ihtiyacımız olacak. Bunun için hemen sol taraftan navigatör adında bir panel var. Bu panel üzerinde de dikkat ederseniz fit, fill, bir de bir oran, bir de üç ve diğer seçenekleri de burada görmemiz mümkün. Buradaki seçenekler ilk seçeneklerimiz. Bunun haricinde neler var? Hemen sağ alt köşede preview bölümündeki sağ alt köşede tüm neyisten fotoğrafların daha büyük görünmesini de burada sağlayabilirsiniz. Ve fotoğraflarınız içerisinde gezinirken de hemen seçmiş olduğunuz fotoğrafı çift tıkladığınızda fotoğrafı hemen karşınıza getirecektir. Şu an fit görünümünde bir kere tıklayıp hemen 1'de bir yani yüz görünümüne geçiyorum. %100 görünümüne geçtiğimde de herhangi bir problem var mı? Bakıyorum. Evet. Odak noktam zaten modelimizde. Ve pastamız da burada. Küçük pastamız da. Evet. Gayet iyi. Bunun haricinde daha fazla ne yapabiliriz? Örneğin daha fazla yakınlaşmak istediğinizde Buradaki bir 1'de 3 oranını hemen seçebilirsiniz veya ikide bir değil mi? Daha fazla yakınlaşabilirsiniz. Detayları daha iyi görmek isterseniz hemen buradaki diğer seçenekleri de kullanmanız mümkün. Bunlar içerisinde fotoğrafta örneğin şu anda modelin saçlarına doğru bakıyoruz. Üst taraftaki alnına doğru bakıyoruz. Ancak hemen buradaki keke doğru bir hızlıca geçiş yapmamız lazım. Mouse'u yapmak istediğimde birazcık uzun hareket ediyorum. Mouse'daki tekerleği de kullandığımda yine birazcık yavaş hareket ediyor. Bu tabi kullanmış olduğunuz mouse'un e, atlama kabiliyetini veya ayarına da bağlı olabilir. Ama buradaki navigatör paneliyle de hemen tutup istediğim herhangi bir noktaya doğru da yakınlaşabilirim. Yine ekranı sığdırabilmek için direkt fotoğrafı gördüğümüz bir alana bir kere tıklayıp sığdırılmasını Tekrar tıkladığınızda %100 olarak görünecektir ya da burada ayarlamış olduğunuz de %2 olarak görünecektir. Çift tıklayarak grid görünümüne de geçiş yapabilirsiniz.